Öyle değil mi? Tafsir. Kur'an'dan bütün bir şeyler tafsirden çıkıyorsunuz sen. Peygamberimizin peygamberliği zamanında yani. Odur başka peygamber yapıyor. Değil mi? Ser, ulema ve evliya onun bir şeylerdir. Vasitedir yani. Onun namına. Tafsir masası bu yani. Zahiren bak. Her türlü gelişti yani. Demek ki Adem Aleyhisselam'a icmalen Peygamberimize tafsir. Evet buyurun. Hatem-i divan-ı nübüvvet ve bütün enbiyanın mucizeleri, onun davayı risaletine bir tek mucize hükmünde olan enbiyanın serveri ve şu kainatın mabihil iftiharı ve Hazreti Adem Aleyhisselam icmalen talim olan bütün esmanın bütün meratibiyle tafsıyla mazharı, yukarıya celaliye parmağını kaldırmakla şakkı kamer eden ve aşağıya cemaline indirmekle yine on parmağından Kevser gibi su akıtan ve bin mucizat ile musaddak ve müeyyed olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakîm'in vücud-ı mecazının en parlaklarından olan hak ve hakikate dair beyanatındaki cezalet, ifadesindeki belagat, manisindeki camiyet, üsluplarındaki ulviyet ve halaveti ifade eden قُلَّيْنِ اجْتَمَعْتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا gibi çok ayat ve inatla ins ve cinnin ensarını şu mucize-i ebediyenin vücud-ı ircazından en zahir ve en parlak veçhine çeviriyor. Bütün ins ve cinnin damarlarına dokunduruyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip azim bir teşvik ile, şiddetli bir tergib ile dost ve düşmanları onun tanzire ve taklide yani nazirini yapmak ve kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o mucizeyi nazargâh-ı enâma koyuyor. Güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye-i yeganesi o mucizeyi hedef ve düstur ittikaz edip ona bakarak netice-i hılkat-ı insaniye bilerek yürümektir. Allah. Elhasıl, sair Enbiya Aleyhisselam'ın mucizatları birer havarik-i sanata işaret ediyor. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber ulum ve funurun havarik ve kemalatının bir listesi bir sureti icmaliyle işaret bir ediyor listesi, ve teşvik ediyor. Bir listesi ne? Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber ulum ve fununun havarık ve kemalatının fihristesini bir sureti icmaliyle işaret ediyor ve teşvik ediyor. Ama mucize-i kübra-i Ahmediyye Aleyhisselatü Vesselam olan Kur'an-ı Mucizül Beyan ise galim esmanın hakikatine mufassılan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulum ve fununun doğru hedeflerini ve dünyevi, ukrevi kemalatı ve saadatı vazıhan gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki o tarz ile şöyle anlattırıyor. Ey insan! Şu kainattan maksad-ı âlâ ve zahir-i rububiyete karşı ubudiyet-i külliye-i insaniyedir. Ve insanın gaye-i aksası o ubudiyete ulum ve kemalat ile yetişmektir. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifadeyle şöyle işaret eder, elbette nevi beşer, ahir vakitte ulum ve fununa dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an-ı Mucizül Beyan, cezalet ve belaat-ı Kur'aniye'yi mükerreren ile sürdüğünden remzen anlattırıyor ki ulum ve fünunun en parla olan belagat ve cezalet bütün envaiyle ahir zamanda en merhut bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezaleti beyandan ve en mukavemetsiz kuvvetini belagat-ı edadan alacaktır. Elhasıl Kur'an'ın ekser ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin müftahıdır. Maşallah.
Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ve hayatının ucumlarına yetişesin. Geçmiş olan 20 adet sözleri 20 basamaklı bir merdiven yaparak çık. Haşiye 1. Belki 33 adet sözleri, 33 adet mektupları, 31 lemaları, 13 şuaları, 120 basamaklı bir merdivendir. Onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneştir. Hakayık-ı ilahiyeye ve hakayık-ı mümkünat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor. Bak, netice, madem Enbiya'ya dair olan ayetler şimdiki terakkiyat-ı beşeriyenin haritalarına birer nevi işaretle beraber daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarzı ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteaddit manalarına delaleti muhakkaktır, belki muttefakun aleyhtir. Ve madem Enbiya'ya ittiba etmek ve iktidar etmeye dair evamir-i mutlaka var, öyleyse şu geçmiş ayetlerin mani sarihalarına delaletle beraber sanat ve fünun-u beşeriyenin mühimlerine işari bir tarzda delalet hem teşvik ediliyor denilebilir. Subhaneke la meyla illa ma'allemha inne kendel alimul hakim. Allahümme fehimna şâhra Kur'an. Amin. Affidna li hizmetin fil külâni ve zemâni. Rabbana la tuadınna Amin. Amin. Sonunda sabahat okuyup etmişim sana. Sabahat. Allahümme salli ve sellem. Allahümme salli ve sellim ve barik ve kerim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin abdike ve nebiyike ve resulike nebiyil ümmi ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve ala nebiyine ve mürselin ve melaiketil mukarrabin ve evliyai ve salihin afdala salatin ve ezka selamin ve emdâ barakat بعدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته ومعانيه وإشاراته ورموزه ودلالاته فاغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا يا خالقنا بكل صلاة منها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين آمين محترم arkadaşlar eflerde de biz bulunduğunda böyle bakabalıyoruz da ya Mustafa derlerdi ders esnasında öyle anlıyoruz ki kapıdan çıkınca hepsi gidiyor derlerdi. Sırf ticaret, dükkan, mükkan. Tabii bu o dinlediğimiz şu anlar var ya saatler. Mesela bak bir saat 20 dakika oldu. İnşallah tefekkür imanı dersidir yani. Var. Tefekkürü saatin hayrın ve ibadet senedi. Bir saat tefekkür, bir sebebette mana bir ibadet. Daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz. Üstad bir yer diyor, Üstad, yani bunu aradı buldu diyor bazen. Bir zaman akıllı bir zatmış. Madem böyle bir hadis vermiş, onun misaliyle odur. Bir cahit o hadisin masrafı, tefekkürü ibadet diyor ya beş dedemizde de. Ya, kitap elinde okuyorsun, çay burada. Bundan sonra tefekkürü ibadet diyor. Bak, fakat Kur'an-ı imaniye yani. Şimdi onlar öyle olunca o bizim malımız oluyor. Elma gidiyor, elma şeyince mühürce bir elma var işte. Elma senin değil mi? Bir dakikası ağzından çıktı. Senin malındır o. Ya da kulağından dinledin. Ya burada gün günü o senin malındır. O malın yani amelin oluyor senin. Tefekkür amelin de senin. Amel var ya mesela bazen yaptın bazen senin duygularınla. İnsanın diyor duyguları diyor, bir şey var. Eller gibidir ki ruhizmin kadar geniş bir sofrada istifade eder. İman gözüne bakar, manayı sefade eder. Böyle bir mekana bak, elhamdülillah, evet, ders almak diye. Her zaman beş dakika gideyim, beş dakika var, namaz bak. Bir saat diyorum mesela, farzlar yani bunu ders tutursa. Ama namazlanmış öyle yani. Bu da onların zillinde yani mesela. Onun için hayata böyle bakmak lazım. Ya gittik, ya çok güzel ama ders. Ah bu da neler ya. O derste ben bir şey oluyorum ama sonra zaten otobüse bindim miydi, hepsi uçuyor gidiyor. Olsun, olsun. O gün şeyler bâbi kalıyor işte. Harama girmezsen, mühim büyük günahı istemezsen yani. Onlar şey etmez yani. Ya Allah rahmeti var. Onun için bunlar bak, Esma-ı Hüsna dersleri, kainat-ı dersleri,
İnsan da konuşmuş değil, böyle böyle kardeşim. Üstad ne diyor şey, Havza Efendi'nin vefatında Denizli'de? Meyve salisi hakikatını ilmel yakınla bilen bu kahraman kardeşimiz, aynel yakın hakka yakın makamına çıkmak için kabri cesini bırakıp melekler gibi âlem-i merhabada seyahate gitti diyor. Burada ilmel yakın bilmeye çalışıyoruz. Sadık talep olursak bu inşallah olur. İnsan ruh çıkınca bedenden amelin yanına gider işte. Ulvi alemlerdeki oraya gider. O da aynı dersleri aynı hakka yakın anlamaya çalışır yani. Öyle bir şey. Tabi talep bir şeydi bu yani. Yalnız böyle şey değil. Elhamdülillah. Allah aşkına olsun. Şimdi geçen de arz ettim ya mesela bak. Ya siz anladık üstadınıza ne? Nedir İbn-i Sina bir dahildir, meşgul kalan şey? Şimdi çocuklar ortaokulda, ooo! Christoph Kolomb, cesur bir adam değil mi? Değil mi? Değil mi? Kimdir Christoph Kolomb? Allah'ın keşrafı. Kaç gündür gitmiş, kaç ayda, kaç sene bilmiyorum. Değil mi? Kayınan mı? Hadi motor yoldum herhalde, değil mi? Nerede bulmuşlar? Şimdi bir çocuk önündeki sinemadan, televizyondan Amerika her tarafını görüyor. Oho! Çocuk daha mı akıllı? Yok. Bak bu zamanın şeyi böyle yani. Diyor muhakimede. İbn-i Sina'ya meşhur çok şeyler var ki bu zamanın diyor evladı onunla oynuyor sanki diyor. Bak bilgisayar herkesin çocuklara şey diyor. Geçen ben bilmiyorum tabii bizim Abdullah var ya şoför birkaç sene evvel. Bazen büyük kartonlar buldum böyle şeyler şeker şey verir de. Ya bunu saklayın da çocuklara veririz. Güldü Abdullah veren, Kilis Abdullah. Niye güldü ya? Oho ya bir şey çok var bunlar neydi? Şimdi jet uçuruyorlar böyle oyuncak şeyleri. Onlarla bir şey dedi. Bu eskiden de köylerde böyle şekerin şeyi var ya, şekerin dışındaki şey. Kağıt dayanmadığı gibi. Nerede geri kaldık yani? Şimdi Allah Allah tabii görmüş yani de böyle uçak uçuruyor, şey yapıyor vesaire gibi yani. Misal hani onun gibi yapmak umumalı oldu şimdi yani. Ne kadar zor eskiler mesela. Aynen bunun gibi hakayık ilahi edemeyiz yani. Birden bu zamanı bu Risale-i Nur'la umum böyle. Çok hakikaten bir de elde edebiliyor yani. Nice alimlere meşgul kalan, zihin gitmeyen mesajız. Mesajı meselesi. Yani yeniden dirilip hani dirilmek, ölüp dirilmek mesela ya Hacı Üstad diyor. İbn-i Sina demiş. Neydi İbn-i Sina? El haşr leysa alallahu sallam. Haşr haktır falan akıl bu yolu gidemez demişler. Öyle diyorsun. Hem bütün diyor ulema İslam. Bütün İslam alimleri haşr bilmesi nakliyedir. Yani nakli, nakil ya nakil. Kur'an'dan ve hadisten nakildir. Delili nakildir demişler. 40. Hoca Efendi'den ben duydum. Osman İhiyarlı Arapça diyor. Hani İmam Fazal'ın dedikleri. Haşr hakkında ayet hadis yazıyor. Bir kelime yok diyor şey. Söyleyin, yorum yok. Öyle, uzmanlı şey öyle mi yani? Haşa onun şeyinden değil yani. Mesela buranın iş şeyde şey diyor. Şey ver şey, Sihir Gaybiye'de var. Ya da olmuştum ya, Sihir Gaybiye bir dakika bir yeri var. Neden şey meşhurdu böyle İmam Gazali'ye? Sayın Hazretleri birdenbire buna şey olmuş. Hala onu değil. Bak usta bunu cevap veriyor. Neden İslam alimlerine meşhur kalmış da Bediüzzaman onu birdenbire böyle her tarafından şey yapıyor, burada onu usta cevap veriyor. Ne var arkadaşlar? Üçüncü sualan şeyde var. Bak burada. Risale-i Nur, sair telifat gibi ulum ve fünundan ve başka kitaplardan alınmış. Kur'an'dan başka mehzi yok, Kur'an'dan başka üstadı yok, Kur'an'dan başka merci yok. Telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyizinden mülhemdir. Ve semai Kur'an'iden, Kur'an'ın semasından ve ayatın nücumundan, yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor. Yani Kur'an ayetlerinden nüzul ediyor. Öyle bir şey diyor. Mesela tenzil-ül kitab, ay hamim, tenzil-ül kitab. Bu kitaptan murat nedir zahir mana? Söyleyin. Kur'an. Kur'an'dır. Sarı bir manası asr-ı saadette vahiy suretiyle
Kitab-ı Mübin'in nüzülü olduğu gibi. Salih mana, en temel manadır. Esasat, bir ağacın köyün gövdesinde büyük dalları var ya, bir de fırlatları var ince ince. Esası Kur'an'ın salih manadır. İşari, remzi, ima, onlar böyle şeylerdir söyle. Tasarruflar öyle, durak deniyor böyle yani. Şimdi Kur'an'ın salih manası, bu ayetin asıl vahiyeti Kur'an. Diyor, manayı işarisi eder. İşare mana ile de her asırda o kitab-ı mübinin mertebi-i arşiyesinden ve mucize-i maneviyesinden Kur'an'dan feyiz ve ilham tarikiyle onun gizli hakikatleri kimin? Kur'an. Ve hakikatlerinin burhanları. Din hakikatlerinin burhanları? Kur'an. Ha, haşir Kur'an'dır. Bir hakikattir. Dedim dört değil mi? Tevhid. Demek ki hakikaten burhanlar iniyor, nüzul diyor diğer bir asırda bir şakirdini ve bir lemasını Cenab-ı İmadine ve der halimine o kadar 10 bin nota var Allah. O kadar kolay ya neden demek böyle yani. Neden o caddemi açmamış. Bu zamanda sultanlaş diyor yani bu. Değil mi bu zamanın insanlarına yani. Şimdi diyeceğim işte böyle Kur'an-ı Kerim hakikatlerdir yani. Bu böyle. Onun gibi şimdi Salih'in bu hakikatler bak bizim hepimizin malıdır yani. Allah bu zahmetini bunu nüzul ettiriyor yani. Kur'an-ı Kerim'den böyle işte. Şöyle dedi bizim böyle. Gitmişti şeye Barna'dayken 54'te. Bizi sabahleyin bu yine aynen. Badem ağaçları çerçeği zamandaydı. Üç ay kalıp uzmanı yiyeceğilerimize. Dedi kardeşlerim bu Barna bahçelerinden. Ben dedi bundan 30 sene kadar ben aynen bu bahçede geziyorum. 30 sene dedi ya hicri sene yani. Şöyle 200 sene kadar. Birden bu ayet oku. Fanzur. Fanzur ilahe sahmetillah. Bu ayetle birden bana o gün açıldı gezerken. Şöyle ya şey tefekkür eder böyle yani. Hem bağırıyordum hem bağıra hem geziyordum hem de bağıra bağıra bu ayet okuyordum. O gün 40 defa okudum bu ayetleri ve ayet tabi açıldı bana dedi. Geldik akşam 10. terk ettik dedi. Söylemişler o şeyler, gündüz açılan şeyler. Sadece şey yapsa bazen. Şanlı terbiyek hemen yandı sarı şimdi diyeceğim. İşte Allah Allah Allah. Şimdi ben ne kadar ister böyle bizim nazarımızda ne kadar kolay yani. Hadi. Ama işte 10. söz. Bahar mersi çektirilmesi ilahir yani. Neler neler neler. Demek o basağın az şeydir. Onun için diyeceğim. Bak şimdi bu umumileşmiş ki. Kur'an'ın bu dersin nasıl en zor olan bilgisayar şeyler şimdi ev çoluk çocuk onları anlıyorlar. Biz mesela anlamıyoruz. Mesela bilgisayar deniyor yani. Dünkü yaşlara böyle şey olan malum olmayacak. Bu iki çocuğun ellerinde çocuk gibi oynuyorlar oyuncak gibi yani. O da alışmış, inkişaf etmiş yani. Onun gibi vakıyatlar da öyle yani. Bak anlıyorlar bak şu arkadaşlar. Bakarsın bazı ya şimdi ben bu uzan ders alan Türk gençler, lise talebesi, o mesajı da 25 sene varmadan genç. Oho bunları anlıyor. Dün anlamamıştı dün. Öyle. Yeni bir ders, Kur'an'ın bir dersi bu. Bu Kur'an hakimin bahsede bakan geçesidir yani. Onun için bu Kur'an'ın bu dersinden ispat etmeliyiz yani. Herhalde bu da böyle hani. Ta bundan şuur alarak, ders alarak, ömrünüzün sahir zamanlarında yani. Şey de olsun, şöyle ticaret de olsun, esnaflık da olsun, çeşitli memuriyet eserlerde vakitleri şeyle yaşamak yani. Şey geldiği zaman da böyle birkaç kelime söylemek ilahi. İşte böyle dünya böyle yani. Neden? Dünya böyle elhamdülillah. Ömür dakikaları böyle. Bunlar hep tılsımlar dedi ya. Nedir altıncı sözler? Oku bayım birinci kar. Adilen zeka bulur. Buyur, Fani Mal oku bana bir şey olur. Okuyun ben. Fani Mal bakalım. Kim olmuş? Oku. Birinci kar. Fani Mal zeka bulur. Çünkü kayyumu bâfi olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zâhi bâfiye inkılâb eder, bâfi meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alem bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler.
bu alemi berzahta ziyada munis birer manzara olurlar. Böyle yani, böyle olur. Elhamdülillah. Dakikalar böyle olur işte. Anladın? Hadi şey değil yani, tısım kainat. Allah kabul etsin. Amin. Hadi millet gidiyor, çay içmeye gidiyorlar kardeşler ya. Allah kabul etsin. Selamun aleyküm. Bu risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Risale-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir. 3-4 nev ile harika olmuştur. Birincisi, nakil ve rivayet olmakla beraber 100 sayfadan fazla olduğu halde kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dar köşelerinde 3-4 gün zarfında her günde 2-3 saat çalışmak şartıyla mecmuu 12 saate devlet edilmesi harika bir vakadır. İkincisi, bu risale uzunluğu ile beraber ne yazması utanç verir ve ne de okuması halavetini kaybeder. Tembel Nehmi kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civarda, bir sene zarfında 70 adede yakın müsallar yazıldığı, o mucizevi risaletin bir kerameti olduğunu muhtali olanlara kanaat verdi. Üçüncüsü, acemi ve tevafuktan haberi yok ve bize de daha tevafuk tezahür etmeden evvel onun ve başka 8 müstensihin birbirini görmeden yazdıkları müsallarda lafz-ı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimesi bütün risalede ve lafz-ı Kur'an 5. parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki zerre miktar insafı olan tesadüfe vermez. Kim görmüşse kat'i hükmediyor ki bu bir sırr-ı gaybidir. Orada kim var? Onun mektup esmer yazı nerede? Tamam. Kimse yok mu abi şu anda orada? Bu bir sırrı gaybidir. Mucize-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir kerametidir. Şu risalenin başındaki esaslar çok mühimdirler. Onda yok be. Hem şu risaledeki ahadis, hadisler, hemen umumen eğimeyi hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber en kat'i hadisatı risaleti beyan ediyor. O risalenin mezayasını söylemek lazım gelse, bu risale kadar bir eser yazmak lazım geldiğinden, müştak olanları onu bir kere okumasına havale ediyor. Sahip Nursi. Bak kardeşler, ben işte burada kaldım. Bu bak değil mi? Bak. İşte bu ölmüş tersi. Mesela bakınız, ben burada size göstereyim abi. Şey, geldim. Selam. Aleyküm selam. Resulüm aleyküm selam var. Aynı zamanda selam. Hemen ne kadar varsa tevap etmiş. Bak. Resulüm aleyküm selam. 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 Bu aynı. Bu bir de yanlışlar. Sonra Allah Allah bir tevap ediyor. Bu tevap ediyor. Devam buyurun. Ebu'l-Fatrı'nın yıldır. El yazmasıyla yazanlardan. İhtar, şu risalede çok hadis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadisiye bulunmuyor. Yazdığım hadislerin lafzında yanlışım varsa o ya tasih edilsin veyahut hadis-i bil manadır denilsin. Çünkü kavli raci budur ki nakli hadisi bil mana caizdir. Yani hadisin yalnız manasını alıp lafzını kendi zikreder. Madem öyledir, lafzında yanlışım varsa hadis-i bil mana nazarıyla okulsun. Mucizat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam Bismi-i Sübhane ve İmmişehrillâ yusebbihü bihamdih Bismillahirrahmanirrahim Vellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil haqqi liyuzhirahu aleddîni kullih ve kefâ billâhi şehîdâ Muhammedun Rasûlullah la ilâhe. Risalet-i Ahmedi aleyhissalatu vesselama dair 19. sözle 31. söz Nübüvvet-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam delail-i kat'iyye ile ispat ettiklerinden ispat cihetini onlara havale edip yalnız onlara bir tetimme olarak 19 nükteli işaretlerle o büyük hakikatin bazı lemalarını göstereceğiz. Tamam, buraya bakın. Birinci nükteli işaret
Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedbir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görülen hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedbir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zişur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, elbette zişurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan neviyle konuşacaktır. Madem insan neviyle konuşacak, elbette insanlar içinde tabiri hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Ve madem en mükemmel ve istiyadadı en yüksek ve ahlak-ı ulvi ve nev-i beşere muhtede olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dosta düşmanın ittifakıyla en yüksek istiyadatta ve en âli ahlakta ve nev-i beşerin kumsuna iktida etmiş ve nısf-ı arz onun hükmü manevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla 1300 sene ışıklanmış ve beşerin nurari kısmı ve ehli imanı mütevaliyen günde 5 defa onunla tecdidi biat edip ona duayı rahmet ve saadet edip ona medh ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile konuşacak ve konuşmuş ve Resul yapacak ve yapmış ve sahibine-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır. İkinci nükteli işaret, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam iddiayı nübüvvet etmiş, Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizat-ı bahireyi göstermiştir. O mucizat, heyet mecmuasıyla davayı nübüvvetin vuku kadar vücutları kat'idir. Kur'an-ı Hakim'in çok yerlerinde el-muannik kafirlerden naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki, o muannik kafirler dahi mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etbaalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Evet, mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam, yüz tevatür kuvvetinde bir katiyeti vardır. Mucize ise, Halık-ı Kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir, sadakte hükmüne geçer. Nasıl ki sen bir padişahın meclisinde ve daire-i nazarında desen ki, padişah beni filan işe memur etmiş, senden o davaya bir delil istenilse, padişah evet dese nasıl seni tasdik eder, öyle de adetini ve vaziyetini senin iltimasında değiştirse, evet sözünden daha kat'i, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dava etmiş ki, ben şu kainat halıkının mebusuyum, delilim de şudur ki, müstenir adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek. İşte parmaklarıma bakınız, 5 muşluklu bir çeşme gibi akıttırıyor. Kamera bakınız, bir parmağımın işaretiyle 2 parça ediyor. Şu ağaca bakınız, beni tasdik için yanıma geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça tağıma bakınız, 2-3 adam ancak kafi geldiği halde, işte 200-300 adamı top ediyor ve hakeza yüzer mucizatı böyle göstermiştir. Şimdi şu zatın delail-i sıdkı ve berahin-i nübüvveti yalnız mucizatan münhasır değildir. Belki ehli dikkat için hemen umum harekatı ve efali, ahval ve akvali, ahlak ve etvarı, siret ve sureti, sıdkını ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulema-i Beni İsrailiye'den Abdullah İbni Selam gibi pek çok zatlar yalnız o zat-ı ekrem aleyhissalatü vesselamın simasını görmekle şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Çenden muhakkikin ulema, delail-i nübüvvet ve mucizatı 1000 kadar demişler. Fakat binler, belki 100 binler delail-i nübüvveti vardır. Ve 100 binler yol ile, 100 binler muhtelif fikirli adamlar o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız Kur'an-ı Hakim'de 40 vecih-i icazdan başka nübüvvet-i Ahmediyenin aleyhissalatü vesselam 1000 bürhanını gösteriyor. Hem madem nev-i beşerde nübüvvet vardır ve 100 binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler, elbette umumun fevkinde bir kat'iyet ile nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam sabittir. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi
umum Resullere nebi delirten ve risaletlerine medar olan delail ve evsaf ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da daha ekmel, daha camiye bir surette mevcuttur. Madem hükmü nübüvvetin illeti ve sebebi Zat-ı Ahmedi'de aleyhissalatü vesselam daha mükemmel mevcuttur, elbette hükmü nübüvvet mum enbiyadan da... Beşinci esas, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam La ya'lemul gaybe illallah sırrınca kendi kendine gaybi bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenab-ı Hak hem hakimdir, hem rahimdir. Hikmet ve rahmet ise umur-u gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor, mübhem kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. Vukuundan evvel onları bilmek elimdir. İşte bu sır içindir ki ölüm ve ecel mübhem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi perde-i gaybda kalmış. İşte hikmet-i Rabbaniye ve rahmet-i ilahiye böyle iktiza ettiği için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek ve âl ve ashabına karşı şedid şefkat